Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Gündemi değerlendirecek. Hazırsanız alın çayınızı, kahvenizi. Geçin en rahat köşenizde bakalım dünyada ve ülkemizde neler olmuş, neler konuşulmuş, sosyal medya neleri konuşmuş. Hepsini değerlendireceğiz. Geçmiş olsun diyelim öncelikle Japonya'ya. Gerçekten Japonya 2024 yılına felaketlerle başladı. Önce deprem, Arkasından Tsunami, sonrasında iki uçağın e, piste çarpışması. Yani 2024 yılına hiç de iyi başlamadı Japonya. E, yani gerçekten artık kaotik bir sürecin içerisine giriyoruz dünya olarak. E, ne kadar da teknoloji iyi kullanıp bir takım konularda Japonya başarılı olsa da bakın sıvaları bile dökülmedi evlerin. E, o kadar sağlam evler yapmışlar ki bu konuda o kadar... Bir ada ülkesi olarak tecrübeliler ki deprem konusunda tebrik etmek gerekiyor. 7.6 şiddetinde bir depremde e, yapı e, kaybı öyle yok denecek kadar az. Yollar falan patlamış zannedersen ama öyle yıkılan e, yok olan binalar görmüyoruz. Bu konuda tebrik etmek lazım ve çok ders almak lazım Japonya'dan ama bir ada ülkesi olmanın dezavantajlarını yazıyorlar yaşıyorlar tsunami resmen sanki de kartondanmış gibi oyuncakmış gibi o arabaları sahildeki arabaları şehir merkezine sürüklerken ki görüntüler Japon halkı da ağzı açık izliyor böyle e, tepelere çıkmışlar filmler gibi o dehşet anlarını izliyorlar. Yani artık insanlık bir sürece evriliyor. Bakar mısınız nelere hazırlanıyoruz? Bu arada yeni yıla e, enteresan girişler oldu. Hiçbir ülkede de tam coşkulu kutlanmadı. Farkında mısınız? Artık eski yılbaşıları da kalmadı ama Fransa'da geri sayım, Şanzelize demiydi. Geri sayım yapılırken insanlar onu görüntülemek için arkadaşlar etten duvar olmuşlar. Hiç kimse bulundukları ortamın güzelliğini yaşamaktansa o ortamı görüntüleme derdine düşmüş. O kadar çok telefon kalkmış ki havaya enteresan da bir görüntü oluşmuş ve bu bizde ne kadar sosyal medya ve Cep telefonlarına bağımlı olduğumuzu gösteren bir görüntü aslında. Yani 2024'e girerken Fransa'da insanların anı yaşamak yerine o anları kaydetmeleri gündem olmuş. Tüm sosyal medya bunu konuşuyor. Bir örneği yani biz de öyleyiz. Artık şu 10 senenin içerisinde o kadar çok bu e, ne bileyim teknolojik elimizin içerisine geldi ki bağımlı hale getirdi hepimizi. Artık insanlar cep telefonunla o kadar bağımlı ki bir araya gelip sohbet etmiyorlar. Yani birbirine arkadaşların ayırdığı zamandan daha fazlasını artık telefonlara ayırıyoruz. Öyle bir sürecin içerisindeyiz. <laughs> Enteresan da bir görüntü olmuş. Fransızlar yaşamak yerine seyretmeyi ya da kaydetmeyi tercih etmişler diyebiliriz. Yani 2024 kimilerine gülecek, Kimilerine şans getirecek, kimilerine güzellikler getirecek, Kimilerini de üzecek. İnşallah tüm dünyaya bir kere barış getirsin, güzellik getirsin. Temennim o yönde ee, çok çok geçmiş olsun Japon halkına da. Gerçekten üzücü bir durum. Ee, bir de e, biliyorsunuz bize de ay artık hiçbir şey güven kalmadı biliyor musunuz? Artık fakirlerin e, hayallerini bile elinden aldılar. Enteresandır ki milli piyangonun büyük çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkıyor ve o da ne hikmetse Kolombiya'ya çıkıyor. Zaten 400 milyonu alıp da bir Türk vatandaşına vermezler bunları. Ben hiç öyle bir inancım yok. Önceden FETÖ kendine çıkarıyormuş ya öyle çıktı ortaya. Şimdi onu egarte ettiler. Alanlar kendine mi çıkarıyor? Yani bu kadar da tesadüf olur mu? 85 milyonluk ülkede niye Ağrı değil, niye Uğudur değil, niye İzmir değil, niye Yozgat değil, niye Çorum değil, Antalya değil, Sinop değil de 300 kişi Türk olan <laughs> Kolombiya'ya isabet eder. Hiç ikna olasım gelmiyor. Kimsenin de ikna olası gelmiyor artık. Yani eskiden yılbaşlarında bir bilet alıp belki talih bize güler. Belki bile aldılar insanların elinde. ya Beniz Artık milli piyango'ya güven olur mu ya? Yani mümkün değil. Atamın bir tanesi kaç tane balya balya, balya bilet almış ona bile çıkmamış yani vermiyorlar kardeşim. Uyanık olun. Artık zaten devir öğrenler satır al almış. Açıkçası da söylüyoruz. Yani burada bir e, şaibi olduğunu düşünüyorum. Hiç, hiç kusura bakmasınlar. Yani bu kadar 85 milyonluk ülkeye çık. Eskiden duyardık hep nazilliğe çıktı. Kıyıda köşedeki ilçelere çıkardı. Hatırlarsanız değil mi? 40 ve 40 yaşların üstü. Öyle duyardık hep böyle nazilli. Hatta Şener Şen'in filmi var ya yok işte bilmem neyin e, ne kasabası. Genelde duyardık bunları ya. Şimdi mümkün mü kime çıktı bile belli değil. Sarı çizmeli Mehmet daha e, internetten almış da Kolo, Kolombiya'ya çıkmış. Yerse pazarı böyle bir şekilde diyorum ya ülkede artık fakirin e, zengin olma hayali kurma lüksü o bile lüks oldu insanlara. Üzücü bir durum. Artık her şeyin içini boşalttıkları gibi e, insanların ne bileyim keyif alacağı bir nokta kalmadı. Tüm bu keyifsizliklerin içerisinde bazıları da çıkıyor. Aptal, saptal, yerli, yersiz, gereksiz konuşuyor. Onlardan bir tanesi Deniz Seki. Çıkmış işte TikTok kapatılsın. Bakalım neler söylemiş katıldığı programda. Deniz Seki NTV Yılbaşı özel programına katılıyor ve orada diyor ki TikTok kapatılsın, sosyal medya herkes her şeyi çok abarttı, doğallığa dönmek istiyorum. Sosyal medyada herkes çok zengin. Ee, TikTok kapatılsın. İki lafının biri TikTok kapatılsın. <laughs> Ama komik olan, enteresan olan Ceyda Düvenci ben hiç girmedim diyor. Ben de girmedim. Girmediğin, bilgin olmadığı bir şeye niye bu kadar canhıraç kapatılsın diyorsun. <laughs> enteresan değil mi? Bir de doğallıktan yanayım diyen kadının sosyal medyasına girin. Bir tane doğal fotoğraf yok. Hepsi filtreli. Sen doğal olmak istiyorsan e, önce kendinden başla. Millete akıl verme. Şunu anlayabilirim. TikTok'ta ne bileyim bir takım konulara kısıtlama getirilsin, düzenleme getirilsin, ne bileyim e, bazı etik kurallara uyulması sağlansın demek başka bir şey. Kökten yasaklansın demek başka bir şey. Ya o bir sektör artık. Orada binlerce insan ekmek yiyor. Ne demek yani yasaklansın? Ve ülkeye de para geliyor bir şekilde bu yönle. Aptalca bir bak. Cahil yaklaşımı bunlar. Bakın şunu şunu kabul ederim. TikTok'u beğeniriz, beğenmeyiz. E, doğru bulmayız. Bazı eksikleri olabilir, düzeltmeler yapılabilir, ne bileyim bazı şeyleri düzenleme getirebilir. İnsan yaşaya yaşaya bir takım konularda e, evrildikçe kurallar koyuyor, toplum kuralları koyuyor. Ona göre yaşantısına devam ediyor. Aynı şeyler TikTok için de geçerli ama kökten yasaklansın, kaldırılsın. Herkes doğal değil, sen herkesten mesul değilsin, kendinden mesulsün. Herkesin doğal olmadığını düşünüyorsan önce sen kendin doğal ol, e, o e, full filtreli, bir de vücud, yüzü de değil sadece vücudu da böyle daralttığın fotoğraflarını kaldır da senin bir boyunu posunu görelim. Yani bunlar ne derler yaşını başını almış e, her türlü hayatı yaşamış şimdi gençler zaten ekonomik krizle boğuşuyor. Zaten gençler artık eskisi gibi kafeye oraya buraya gidemiyor. E, elindeki internete hapsolmuş durumda bir keyifleri o onu da ellerinden mi alsınlar? Ne münasebet ya ben böyle kökten yaklaşımlara yok kapatılsın kaldırılsın ne münasebet. Niye kaldırılıyor? Kaldırılacaksa niye getirdi? Hiç kimsenin hayatına, hiç kimsenin yaşantısına müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sen memnun değilsen kullanmazsın, çocuğuna kullandırtmazsın. Bu kadar kardeşim. Kullanana müdahale edemezsin. Öyle değil mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? TikTok kaldırırsın, kapatılsın. Ne demek istiyorsun sen? Sen kendine bak. O zaman bir de çıkıp yarın dese ki bütün içkili mekanlar veya şarkı söylenen mekanlar kapatılsın. Bir gecede kapatılma kararı alsın. Öyle her, affedersin canı sıkılan çıkıp o, o kapatılsın, bu kapatılsın. Nasıl o senin özgürlüğünse çalışmak ya da bunun içkili ortamlarda iş yapmak senin özgürlüğün ise o TikTok'ta da bir takım reklam anlaşmaları olanlar var, çalışanlar var, e, küçük bireysel iş yapanlar var, var da var bir şekilde orayı ekmek kapısı olarak görmüş. Şu sıkıntılı süreçte ettiğiniz laflara bak. Evinizde sıcak yatağınızda otururken sallaması kolay. Kınıyorum ben Deniz Seki, aptal saptal bir, bir şey söyleyeceğim. Bazı sanatçılar yaş aldıkça beyin hücreleri fazla mı ölüyor? Nedir? Aptal saptal erken kalkan saçma sapan açıklamalarda bulunuyor. Gündemi saçma sapan gereksiz tartışmaların içerisine çekiyorlar. Erken kalkan TikTok kapansın. Erken erken kalkan e, hilafet ilan edilsin erken kalkan. Yani ne kadar sığ ve gereksiz konuların etrafında döndüğümüzün farkında mısınız? Kardeşim TikTok bir sektör. Sizin demenizle de kapanmaz bence boş bir muhabbet. Deniz Seki'de ne derler? Eli bitmiş okey'e dönenlerden. Gelelim Volkan Kona. Ben Volkan Kona'yı severim. Tamam Atatürkçü bir duruşu var ama bu kimsenin ee, kendi zihniyetinde görmediği ya da kendi düşüncesinde görmediği birilerine hakaret etme lüksünü vermez. Nasıl o tarafın yanlışlarına kızıyorsak bu tarafında yanlış. Ay böyle olması da kötü ama bunu belirtmek için bir şekilde anlatabilmem için bunları da belirtmem gerekiyor. Çıkmış Volkan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'a sert sözler kullanmış. Bakalım ne demiş? Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in koltuğunu işgal eden zat. Ne olursa olsun bir devlet memuruna, bir şarkıcının bu şekilde hitap etmesini doğru bulmuyorum. İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini maaşla icra etmek, eğlence ve turizm alanında çalışan ve bu sektörün vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgen saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam... Maaş ve ödemelerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurun diye. Çok absürt. Yani konuşulmak için mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama zaten ülkenin içerisinde bir kutuplaşma var. Bir dindar, bir modernist kavgası çıkarmaya çalışanların ekmeğine yağ sürüyorsunuz ki sanatçıların kesinlikle bu konulardan uzak durması gerekirken. Ha gelelim din adamlarına. E Tabii ki e, çok da masum değiller. Onlar da e, işte o yasak, bu haram, o kötü, bu tükü, kakaka, e, Atatürk'ü kötülemeleri bir dünya bir dünya şey yapmalarını da doğru bulmuyorum. Çünkü böyle yaptıkları için bir kesim de onlara bile eğleniyor. Yok işte o mekanlar kapatılsın, içki e, şöyle yapılsın deyip ama dindar geçinen bir iktidarın en büyük vergi içkiden alması. Ne bileyim bir takım konularda içki e, tamam yasak getirmiyor belki ama ticari anlamda en çok kullandıkları konuya getirmeleri e tabii ki insanları işkillendiriyor ama bunun cevabı bu değil. Bir din adamına saygısızlık yapmak, bu kadar sert bir uslupta davranmak bence doğru değil. Ha, inan ya da inanma. Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Bakın inanana da benim saygım sonsuz, inanmayana da saygım sonsuz. İnsana insan olduğu için saygı du duymak zorundayız. Çünkü çok renkliliği Tanrı istememiş olsaydı tek tip insan yaratırdı veya tek özelliklere sahip insan yaratırdı. Bu sonsuz kainatı yarattığına inanıyorsun da yani demek ki bu çeşitlilik de olması gerekiyor bu dünyanın içerisinde. Eğer Tanrı bu şekilde yaratmışsın herkes kendinden mesul. Sen kendi inancın ya da kendi e, inandığın şeyin e, vecibelerini yerine getirebilirsin başkasına dayatmadan. Ben ne diyorum tamam Atatürkçe olabilirsin ama bir din adamıyla da bu uslupta konuşmasını da kınıyorum. Bir Atatürkçü olarak. Yakış, yakışıksız buldum ee, Volkan Konağ'ın bu uslubunu ve devam etmiş. Ne demiş bakalım? Sevgili dostlar okuduğunu anlamayanlara muhatap olmayın. Kutsal değerler ücretsiz icra edilir. Sanat ve müzik ise telifleri olan işlerdir. Ayrıca eğlence ve turizm sektöründeki emekçilerin emeğinin üzerine basılmasına izin vermem. Acaba e, bu emekçilerle ilgili bir açıklama mı geldi? O konuda kesin bir bilgim yok ama... Tabii ki o da bir sektör. Ee, i̇nsanların gece hayatında çalışan bir sürü ekme evin ekmek götüren insan var. Ama şuna da katılmıyorum. Ee, ne bileyim artık dini anlatabilmek için bir me e memuriyet de oluşturmuş ki bunu Atatürk yapmış zaten. Diyanet işlerini Kur'an Atatürk zaten. Böyle bir demek ki gereksinim var ki bu ülkenin bir takım e dini faaliyetlerinin başında sorumlu resmi bir kurumun atadı birilerinin olmasının gerektiğini Atatürk bile düşünmüş ki bu e, Diyanet işlerini kurmuş. Yani o yüzden bu gereksiz tartışmalar kamuoyundaki gereksiz kutuplaşmaları derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum. Neye hizmet ediyorlar bilmiyorum ama hizmet ettikleri şey toplumun iyi e, iyiliğine olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bir de şimdi ne çıkardılar? Yok hilafet, yok ne bileyim çıkıyorlar bir ee, şehitler üzerinden propaganda yapılıyor Gazze üzerinden propaganda Ne kadar kutuplaşmış Birbirinin gırtlağını sıkmaya hazır Bir toplum hale getirmişler Asıl burada var ya sorun Bu toplumu bu kadar kutuplaştırıp Birbirine bu kadar düşman edenlerde Şimdi bakın mesela sosyal medyada İstanbul'un göbeğinde işte Tevhid bayrağı, hilafet ilan etmek istiyoruz gibi İslam'la ilgili Sloganlar atılınca Bir asker çocuğu da çıktı Oradakilerden bir tanesini yumruk attı ve burnunu kana. O da doğru değil. Bakın onu da kabul edilir bulmuyorum. Kimsenin kimseye şiddet uygulama lüksü yok. Ama böyle yaptı diye de bu hoşgörüsüzlükle alıp çocuğu hemen tutuklayıp hapse atmak. Sonra Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kalkıp da orada arkadan gelip aleni çarpıp o adamı öldürüp elini kolunu sallayarak bu ülkeyi terk ettiği bir sistemde o zaman dersin ki bir dakika yani. Onun bir burnu azıcık kanadı diye bu çocuğu, üstelik de eğitimli bakın. Bugün yumruk meselesinde hilafet bayrağını taşıdığı iddiasıyla Ege Akarsoy tarafından yumruklanan bir kişi vardı. Ege Akarsoy Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf e, elektrik elektronik bölümü öğrencisiymiş, emekli subay babası varmış, hiç kavga etmediği, ay kapı çaldı, e, kusura bakmayın böldüm. Evet arkadaşlar, dediğim gibi hiç gereksiz tartışmaların içerisine çekiliyoruz sanki affedersiniz bu ülkenin tek sorunu bunlarmış gibi bu konuların konuşuluyor olması beni çok rahatsız ediyor bilmiyorum Siz ne düşünürsünüz ama e, şu anda hiç kimse doğru bir politika izlemiyor diye düşünüyorum bilmiyorum Siz ne dersiniz mesela çıkıyorlar e, gerçekten sadece Diyanet işlerinin bir personeli olmayan ne bileyim artık tarikat mı cemaat mi bir sürü de TikTok'ta sarıklı cübbeli adam çıkıyor. İşte e, kimisi yılbaşını eleştiriyor, kimisi yılbaşı kutlayanlara hakaret ediyor. Kimisi din adına konuşuyor ama saçma sapan şeyler söylüyor. Aslında madem diyanet varsa bunları denetliyor mu? Erken kalkanın da böyle din adına açıklamalarda bulunuyor olması ve bunu sosyal medya aracılığıyla birilerine duyuruyor olmasının da ben doğru olduğunu olmadığını düşünüyorum. O yüzden yok işte Müslüman Noel kutlamaz. Noel kutlamıyor zaten. Yılbaşı kutluyor Müslüman. Bir şekilde kalkıp da bunu e, e, dini bir ritüelmiş gibi sunmanın da ben doğru olmadığını düşünenlerdenim. O yüzden artık hakikaten keyifsiz diyorum ya keyifsiz bir hal aldı ya her şey. Bu denli bu kadar içini boşaltmamak lazım. Aa bugün Dilan Polat'ı konuşmadı kız dermişim. <laughs> Dilan Polat'ı konuşmadan bir günümüz geçmiyor. Dilan Polat'a Halvet göründü aa baksanıza bildiğin e, pembe oda teklifli istekleri kabul edilmiş. Dilan Polat halvet odası pembe oda isteği verilmiş. E, bakalım ne diyor haber. Dilan Polat hapishane kültüründe halvet odası denilen pembe oda izni çıktı. Ve bu şekilde bir şekilde Engin'le o çok sevdiği aşkıyla o pembe odada e, 3-5 saat vakit geçireceklermiş. Biraz saçma geliyor bana bu tarz e, saçma sapan şeyler ama yani... Hani bu kadın çok mutsuzdu, hastaydı, ölüyordu, bitiyordu. O mu gelecek aklına? Öyle bir yerde yani kocasıyla bir şey iş tutmak mı aklına gelecek tövbe ya Rabbim neler konuşuyoruz ama e, magazin sayfalarına yansıyan haber. Biliyorsunuz bütün arkadaşları çil yavrusu gibi etrafından dağıldı. Halbuki ona özenenler bile bir şekilde gözü korktu. Dilan Polat'tan uzaklaştılar ama Dilan Polat'a e, yine kendi meslektaşlarından güzellik merkezleri sahibi sevim alan ee, sahip çıkmış. Başına gelenlerle ilgili bir yazı paylaşmış. Önce onun yazısını okuyorum. Sonra değerlendirelim arkadaşlar. Sevim Alan diyor ki bir kahve içeyim dedim. Dilan birkaç gündür Bakırköy'de hastanede yatıyordu. Çocuklarına sosyal hizmetlerden nasıl olduklarını sormaya geldiklerini öğrenince hastanelik olmuş. Nilgin dönmüştü cezaevine ama Dilan uyutuluyordu. Az önce avukatından haber aldım. Kısmi felç geçirme ihtimali yüksekmiş. Etini, kemiğini Yediğiniz kadına şiddet diye avaz avaz e, hak arayıp bir kadını her türlü sözlü şiddetiniz ile bu hale getirdiniz demiş. İlahi adalet size hesap soracak. Alın size eseriniz. Hüküm giymemiş bir kadına hüküm giydir, giydirdiniz. O vicdanlarınız e, çöpe atın demiş. Böyle bir açıklamada bulunmuş sevim alan. Şimdi bir konuyu değerlendirirken. E, tarafların açıklamalarını okuyoruz. Sonra kalkıyorsunuz bana sanki bu benim kendi fikrimmiş gibi yorumlar yapıyorsunuz. Bu benim düşüncem değil. Bu meslektaşı sevim Alan'ın e, Dilan Polat hakkındaki düşünceleri. Benim fikrime gelecek olursanız Dilan Polat'ın da yaptıkları yenilir yutulur şeyler değildi. Yani neticede misafirliğe gitmedi. Cezaevine girdi bu kadın. E, cezaevine girmenin de bir, tak bir takım acı reçeteleri olacağını bilmesi gerekiyordu. Bakın buraya kadar öyle ama gelelim e, yani cezaevinde başına gelen her şeyi kendisinin düşünmesi gerekiyordu. Buraya kadar okey miyiz? Okeyiz. Ama hüküm giymeden, hakim bir karar vermeden hakkında e, ne bileyim suç oluşturmak ya da suçlamak olmayan bir şeyler üretmek bu da çok yanlış. Yani onun için... E, yargılanmanın sonucunu beklemek lazım. Erken konuşmamak lazım. Ben en başından beri bunu söylediğim için Dilan Polat'ı savunuyor ya da koruyor oluyorum. Hukuk, hepimize bir gün lazım olabilir arkadaşlar. Çok antipatikti, sevimsizdi, saçmaladı, kötü konuştu, aptal saptal şeylere kalkıştı. Hepsine okey. Yaptığında da en çok eleştirenlerden biri benim. Ama insanları da bir şekilde hani birileri kalktı, vardır ya böyle bir yaygara koparır da birisinin üstüne atlar da herkes o, onu beklermiş gibi peşinden onun üstüne atlar. Böyle bir şey yapmaya da gerek yok. Bizim hasımlımız değil, kanlımız değil, düşmanımız değil. Hepimiz yaptığı terbiyesizliklere kızdık. Ama varsa suçu zaten çekecek cezası. Eğer gerçekten kara para iddialarının altı doldurulursa, delille, belgeli sabitlenirse zaten oradan çıkamayacak. Kimse de diyemez yani niye çıkmıyor diye. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Bunu ee, bu arkadaş olarak o da kendi arkadaşına böyle sahip çıkmış. Biz beğeniriz, beğenmeyiz. Sevim alanın kendi açıklamasıdır. Bu arada biliyorsunuz Mehmet Ali Çıtır sevgilerini e, el ele görüntü vermeyi seviyor. Onlardan bir tanesi sonuncusu mu diyelim artık. O da böyle sosyal medyada abidik gubidik paylaşılarda bulunmuş. Yok benim arkadaşlarım Ferrari'leri var. Aradığımda 10 bin 20 bin istiyorum veriyorlar. Böyle bir saçma sapan bir diyalog konuşmayı paylaşmış. Bir, bir kadın birisinden birilerinden niye 10 bin 20 bin sürekli para ister? Bunun adına ne denir? e, 1 lira da olsa, e, bin lira da olsa, 100 bin lira da olsa böyle durduk yere birinden para istemenin de çok saçma olduğunu düşünüyorum ben. Aa işte böyle saçma sapan insanlarla e, ne derler gezip tolaşıp ondan sonra da acına bok atıyor <laughs> Mehmet Ali Erbil. Evet biliyorsunuz bu Riyad'daki olay hepimizi üzdü. Kabul ediyorum bazı ee, takipçilerimin paylaşılarını da okuyorum. Bu konuda gidenler suçlu tabii ki. Bu kararı alanlar, Riyad'a gidenler suçlu. Onu da öyle söylemek lazım. Orada yapılanlar yanlış ama niye Süper Kupa Riyad'da oynanıyor? Niye özellikle orası seçilmiş? Oradan para almışlar da falan da böyle hikayeler var biliyorsunuz. İşte 40 milyon mu para almışlar? ...işte biletlerimi satmışlar? Neyse neyse yani bir ticari kaygıyla gidip Riyad'da yapmayı düşünmüşler. E, bu da neticeleri böyle neticelenince Tabii ki kötü ama bu demek değil ki kardeşim buradan ne işiniz vardı Atatürkler niye giydiniz de falan gibi. Koskoca Atatürkçü geçinen Hülki Cevizoğlu kalktı dedi ki e, millet ayağa kaldırmanın alemi ne diye. Ya ülkenin kurucusunun fotoğrafının e, tişörtünde olmasından rahatsız olunuyorsa bir ülkede tabii ki ayağa kaldıracaksınız. Size ne demeli bizim e, kurucumuzun tişörtümün üzerindeki resminden size ne? Ben bunu giyip de sanki Riyad sokaklarında mı dolaşıyorum? Yani neticede statta maç oynarken giyeceğim. Kime ne? Ona ne? Buna ne? Demesi gerekirken yani bazen var ya körü körüne e, birilerini muhalif görünmeye çalışmanın da ben yanlış olduğunu düşünüyorum ama zaten e, Cemal Engin Yurt Hulki Cevizoğlu'nun hakkından gelmiş. Vermiş de veriştirmiş. Evet arkadaşlar bu arada Teoman 2024 yılı ile ilgili yapmak istediklerini, planlarını, hayallerini anlatmış. Sigarayı azaltacağım, bırakacağım demiyorum diyerek altını çizmiş. Az çalışacağım, spor yapacağım, bol bol eğleneceğim. Ay ben seviyorum Teoman'ı. E, bu aralar ne zaman görsem gülüyor. Katıldığı terör önlerinde espri yapıyor. Son derece espritüel, böyle tatlı şeker bir adama döndü. Gençliğinde snob, böyle soğuk mesafeli bir adamdı ama eğlen belki de hep böyleydi de o yanını biz görüyorduk ekranlarda. Eğlenceli bir adama dönüşmüş. Bence sigarayı tamamen bırak. Kaliteli bir yaşantın olsun istiyorsan. Vücuduna zarar veren hiçbir şeyin e, sürekli kullanıcısı olma diyelim ve yolumuza devam edelim. Ya diyorum ya sosyal medya o kadar hayatımızın içerisindeki arkadaşlar pes doğrusu bir de bu dolandırıcıları çıktı. Sahte hesaplar, fake hesaplar, insanları dolandıranlar, insanlar hakkında yalan haber yapanlar. Aynı mağduriyeti hatta Tantaşçı yaşamıştı dava açmıştı hakkında e, fake hesap açıp da. Fake paylaşılarda bulunanlara. Onlardan bir tanesi Twitter mağduru diyelim. Çirkan Şoray adına açılan sahte Twitter hesabından siyasi paylaşımlar yapılması üzerine bir açıklamada bulunmuş. Şoray yaptığı açıklamada benim Twitter hesabım yoktur sadece resmi Instagram hesabım var demiş. Ya kardeşim hakikaten öyle bir devir değiliz ki ee, kullan bir isim aç bir hesap oradan saygı gitsin sonra al başına iş kendini aklayana kadar mahkeme koridorlarında dolaş dur. Kötü bir süreçten geçiyoruz. Biliyorsunuz işte bu yürüyüşlerde adına hilafet hilafet deyin, tevhid bayrağı deyin, ne derseniz deyin. Milletin kalkıp da canı burnundayken biz hilafet istiyoruz gibi sloganların atılmasının da hiç bence Gazze'deki çocukların ölümünü protesto etmekle bir alakası yok kardeşim. Bana çok saçma bir bağlantı gibi geldi ama daha saçmasını tabii ki Tuğçe Kasaz yapıyor. 2030'da diyor hilafet ilan edilecek diyor. Bu cesareti nereden buluyor? Bunun arkasında kimler var? Yani gerçekten dini savunmak da kimlere kalmış? Ee, ve demiş ki sayfasında bu bir tespittir. Bugün İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin. Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakıyor. Wow. ta engin tarih bilgisi, engin coğrafya bilgisi, engin e, siyaset bilgisiyle e, Tuğçe Kazas yine kendince hilafetin e, ya bu çağda hilafet olur mu? Bu da bir de şartlar onu gerektiriyor diye. Ya neredeyse Müslümanlar daha büyük ülkesinde gidip doğru düzgün maç yapamıyorsun. Neyin lafetinden bahsediyorsun ya? Hangisini bir araya getireceksin? Hangi İslam ülkesini toplayıp da arkanda birleşip de işte ne derler? Hayaller, hayaller, hayallerce yani. Saçma sapan konuşmalar. Benim tuhafıma giden bu kadının böyle bir kadının böyle bir duruma gelmesi ve böyle açıklamalar yapıyor olması enteresan geliyor. Kime hizmet ediyor? Nereye hizmet ediyor? Aynı şey gibi nasıl Adnan Oktar'ın kedicikleri vardı ya, böyle tuhaf tipli kadınlar. Maşallah inşallah sübhanallah diye konuşur, Onlara benzemiş yani. Onun bir değişik versiyonu. <laughs> Gerçekten enteresan arkadaşlar ya. Şaşkınlık içerisindeyim. Ve devam ediyoruz yolumuza. Ee, Hazar Ergüçlü'nün ee, bu pavyon dansı pek e, konuşuluyor çünkü sürekli fragmanlara dönen e, yeni filmlerinin, yeni dizilerinin bir şekilde Ankara oyun havalarının ya bir kere şunu altını çizmek istiyorum Ankara oyun havaları adı altında erot kadınların erotik çirkin kıyafetler içerisinde vücutlarını çirkince hiç estetik dışı bir şekilde ne bileyim kanırta kanırta kullanmaları bana ne dans gibi geliyor ne şov gibi geliyor hiçbir görsel güzelliğinin olmadığını düşünüyorum ancak Aç Açgözlü, şehvet düşkünü, adamların ruhunu gıdıklamaktan başka bir işe yaramayacak bir şov gibi geliyor bana bu. Çok çirkin, yani kadının hiç kendini o duruma düşürmemesi gereken bir bir durum. Bir de içini küfür, küfürlü şarkılar, erotik danslar. Korkunç ya, resmen rezilliğin dibi ya. Ha buraya kadar okey miyiz? Ama tabii ki bunu kadının üzerinden bir şekilde suçluymuş, sanki suçlu olan kadınlarmış gibi böyle bir talep var cahil cuhala, köyden çarı ile gelen adamlar bu tarz saçma sapan, 5. sınıf, ayak altı, bel altı muhabbetleri seven insanların gittiği yerler olarak görüyorum. Çirkin ya, o kadar larç ve kötü, küfürlü, galis küfürlü, e, şarkı demez desen diyemezsin, cıkadıkacı kadının üstüne küfürü bastırıyorlar. Onunla da kadınlar böyle saçma sapan elbiseler içerisinde böyle şovlar sergiliyorlar. Ben bir kere son derece itici, son derece gereksiz buluyorum. Ama Feyza Altun Hazar Ergüçlü'nün yeni rolü üzerinden toplum ahlakı dersi verenlere de verip veriştirmiş. Haklı olarak bakalım ne demiş? Demiş ki Feyza Altun benim bir sürü pavyonda çalışan kadın müvekkilim var. O namus abidesi adamlar o kadınlara yaptıklarını görseniz toplum ahlakıymış. Kim gidiyor pavyona kim yiyor tarlayı çocuğunun rızkını konuşturmayın beni demiş. Doğal olarak tabii ki bu tarz şimdi pavyon deyince hepsi böyle değil neticede bu işte ne bileyim artık nasıl bunu sıfatlandırırsınız Bu kadar large dansların ya da şovların olduğu pavyonlar da var. Normal olanları da var. Bu kadar böyle bel altı muhabbetin döndü, large muhabbetin döndü, erotik şovların yapıldığı yerler ayrı diye düşünüyorum. Oraya giden insan kalitesi de belli yani. Böyle bir eğlenceden kim zevk alır? Boş insanlar zevk alır. Yani nefisleriyle hareket eden insanlar ee, böyle boş gereksiz şeylerden keyif alır diye düşünüyorum. O kadar bana itici geliyor ki. Ne izlemeye ne de dinlemeye böyle şeyleri tahammül dahi edemiyorum. Hazar eğer, eğer güçlüye gelecek olursak o zaten bir oyuncu. O bir karakter canlandırıyor. O onun hayatının içerisindeki bir şey değil. Kadın ona verilen rol, rol gereği mühendis de olabilirsin. Ee, güzel bir kadını da oynayabilirsin. Çirkin bir kadını da oynayabilirsin. Hayat kadını da oynayabilirsin. Ne bileyim itici bir kadını da oynayabilirsin. Bir oyuncu... Kendisine gelen her türlü rolün bir şekilde hakkını verir diye düşünüyorum. Hazar eğer er güçlüyü kutlamak lazım. Yani rolün hakkını vermiş. Böyle bir sistem, böyle bir oyun şekli. Zaten ders almış herhalde pavyonda çalışan kadının bir tanesine Böyle hayatlar yok mu? Var. O da o hayatların bir şekilde yansıtan oyunculuğunu gösteren bir kadın. Ona bir laf söylemeye hakkımız yok ama bunun şov diye, dans diye güzel bir şeymiş gibi lanse edilmesini ben kabul edemiyorum. Sadece bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Evet bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorunsuz güldüğümüz e, bir dünya olsun. Barış içerisinde çocukların ölmediği e, güzel bir dünya olsun. Güzel bir yıl geçiririz inşallah. Genelde çiftler bana uğurlu gelir. E, dörtler, altılar, sekizler böyle çift sayılar bana hep uğurlu gelmiştir. Bakalım bu yıl nasıl geçecek boğa boğaburçlu olanlar için söyleyeyim. Ee, muhteşem şanslı olduğumuz bir yılmış. Hadi bakalım, ne şanslarla karşılaşacağız, fırsatlar, teklifler, iş anlamında hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Beni dünyanın neresinden izliyor olursanız olun, kalbim sizinle. O güzel mesajlarınızı her zaman okuyor ve keyif alıyorum. Lütfen bulunduğunuz şehri ya da ülkeyi yazmayı unutmayın. Beni çok mutlu ediyor. Sizin kendimi yanınızda gibi hissediyorum beni bir arkadaşlar. Kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.